Merhaba arkadaşlar, yine bir video ile birlikteyiz. Hücre konusuna geçtik. Artık çok şükür bitirdik. Protein sentezidir, DNA sentezidir. Bunları tamamen bitirdik. Şimdi artık hücre konusuna geçebiliriz. Nedir hücre? Hücre canlının en küçük yapı birimidir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Hücreden daha küçük yapı birimleri vardır tabii ki. Organeller vardır. İşte veya nükleik asitler vardır. DNA, RNA gibi, ama bunlar tek başlarına kaldıkları zaman canlılık faaliyeti gösteremiyorlar. Canlılık faaliyeti gösterebilen en küçük yapı hücre olduğu için biz de canlının yapı birimine hücre diyoruz. Biz burada ilk önce hücrenin keşfinden bahsedeceğiz. Daha sonra arkadaşlar iki çeşit hücre var. Prokaryot hücre ve ökaryot hücre. Bunlardan bahsedeceğim size ve sonrasında artık hücrenin içerisine giriş yapacağız. Şöyle bir sayfamızı çevirelim. Arkadaşlar, hücrenin keşfi. Hücreyi ilk kez kim keşfetti? Robert Hooke diye bir bilim insanı keşfetti. Peki nasıl keşfetti bunu? Arkadaşlar, bitkileri incelerken Robert Hooke böyle küçük odacıklar görülüyor. Mikroskop altında tabii görüyor bunu. Küçük odacıklar görüyor. Bu odacıklara selula ismini veriyor. Bu selula ismini verdikten sonra tabii daha böyle detaylı incelemeler başlıyor ve daha sonra buna hücre deniliyor. Selulanın anlamı boş odacık anlamında, ama ilerleyen zamanlarda artık hani mikroskop biraz daha geliştiği zaman, daha detaylı incelendiği zaman içerisinin boş değil, halbuki çok çok dolu olduğu görülüyor ve hücre incelenmeye başlıyor. O zaman hücrenin keşfini ilk kez kim yapmış arkadaşlar? Hücre ilk kez Robert Hooke tarafından keşfedildi. Arkadaşlar, Robert Hooke bu keşfi yaptıktan sonra tabii ki incelemeler başlamış. Hani gördüğü odacıklara tamam selula ismini vermiş, ama acaba içerisi boş mu, dolu mu gibi araştırmalar başlamış. Daha sonra Shailadon ve Theodor Schwann dediğimiz iki bilim insanı var. Bunlar arkadaşlar mikroskobik gözlemler yaparak, hani aynı Robert Hooke gibi tabii onun zamanında daha gelişmiştir. Mikroskobik gözlemler yaparak bitki ve hayvan hücrelerinin farklı yapıda olduklarını keşfetmişlerdir. Mesela Schwann hücresi, hatırlayın, sinir sisteminde bir hücre var değil mi? Schwann hücresi ne yapıyordu? Miyelin kılıf sentezliyordu. İşte Schwann zaten buradan geliyor. Hayvan hücresini bulan bilim insanıdır. O zaman şöyle yazalım. Matthias Shailadon ve Theodor Schwann. Theodor Schwann arkadaşlar ne yapmış? Bitki ve hayvan hücrelerini incelemiştir. Ve bunların ayrı ayrı yapılara sahip olduğunu fark etmişlerdir arkadaşlar. Şimdi bunlar hücre teorisi ortaya attılar. Bu hücre teorisinin bazı maddeleri var. Bu maddelerden bahsedelim. Şöyle diyelim. Hücre teorisine göre birincisi arkadaşlar şudur. Bütün organizmalar, yani bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelmiştir. Birincisi bu. Daha fazla hücreden meydana gelmiştir ya da hücreden oluşur diyelim. İkincisi arkadaşlar, diyor ki hücreler bütün organizmaların temel yapı taşıdır. Hücreler bütün organizmaların temel yapı taşıdır. Üçüncüsü ise yeni hücreler arkadaşlar var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda oluşur. Yani diyor ki yoktan var olma gibi bir şey yok. Hani önceden bir hücre var. Bu hücre bölünüyor. Daha sonra yeni hücreler oluşuyor. Hani hatırlayın, size
İlk başlarda bazı görüşlerden bahsetmiştim. Biyogenez görüşü, abiyogenez görüşü diye. Hani abiyogenez görüşünde diyordu ki cansız varlıkların içerisinde aktif bir öz var. Bu öz zamanla işlev kazanıyor ve canlı haline geliyor canlı var, cansız varlık. İşte burada bahsettiği ise şudur. Diyor ki hani aktif öz diye bir şey yok. Canlılar canlılardan oluşur. Yani bir hücre bir önceki hücrenin bölünmesi sonucunda oluşur diyor arkadaşlar. Dolayısıyla abiyogenez görüşü zaten sonrasında çürütülmüş bir görüştü. Yazalım o zaman. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucu oluşur. Bu arada sesim hala düzelmedi arkadaşlar. Yani bir 4-5 gündür video çekmiyorum. Hani sesim düzelsin, ondan sonra çekeyim diye. Ama baktım olacak gibi değil. Videolar birikiyor, dedim en iyisi çekeyim. Artık sesimin kusuruna bakmayın. Bir diğer ve son teorimiz ise, yani hücre teorisindeki maddemize göre ise arkadaşlar, diyor ki canlının kalıtım maddesi yani DNA'sı hücrenin içerisinde bulunur. Canlının kalıtım maddesi yani DNA değil mi? Kalıtım maddesi DNA hücrede bulunur. İşte hücre teorisinin özellikleri bu şekilde. 4 tane maddemiz var. Bu maddeler karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar, hücrelerin büyüklüklerine baktığımız zaman büyüklükleri birbirlerinden tabii ki farklıdır. Hani bu sitoplazma bölünmesine bağlı, biraz da o hücrenin çalışıp çalışmamasına bağlıdır. İşte çalışıyorsa, çok fazla çalışan bir hücre ise biraz daha büyük hücre olabilir. Veya işte az çalışıyorsa, daha küçük yaşlı bir hücre ise daha küçük olabilir arkadaşlar. Mesela en büyük hücreyi düşündüğümüz zaman en büyük hücre deve kuşu yumurtasıdır. Yumurta bir hücredir. Yani bizim o hani işte sabah yumurta yiyoruz, işte kahvaltıya yaptığımız yumurtalar nedir? Bir hücredir, bir gamet hücresidir. Tavuğun gamet hücresidir arkadaşlar. Bunu böyle düşününce biraz iğrenç gibi gelebiliyor ama tadı çok güzel, yiyoruz valla. İşte baktığımız zaman en büyük hücre nedir? Deve kuşu yumurtasıdır. Peki en küçük hücre nedir arkadaşlar? En küçük hücre gametler ve bakterilerdir. Yani bizim işte gametlerimiz, yumurta, sperm olsun, bunlar nedir? En küçük hücrelerdir. Ayrıca bakteriler de yine en küçük hücrelerdir. Zaten mikroskopla görebiliyoruz ancak. Peki en uzun hücre dediğimiz zaman en uzun hücre de arkadaşlar sinir hücreleridir. Sinir hücrelerinin dendrit kısmı, gövde kısmı ve uzun bir akson kısmı var. İşte o uzun akson kısmından dolayı en uzun hücre sinir hücresidir diyebiliyoruz. Mesela hatta bizim vücudumuzda da çok uzun bir hücre var. Sinir hücresi nedir? Siyatik siniridir. Siyatik siniri bizim bel kısmımızdan başlar. Yanlış hatırlamıyorum, sağ ayağımız olması lazım. Sağ ayağımızın işte baş parmağına kadar giden bir sinirdir arkadaşlar. En uzun sinirdir. O zaman gelelim, yazalım. En büyük hücre deve kuşu yumurtası. En küçük hücre nedir? Gamet hücresi ve bakteri hücresi. Gamet ve bakteri. En uzun hücre sinir hücresidir. Sinir hücresi. Hatta buna parantez içerisinde siyatik siniri de yazayım. Bu da yine aklımızda bulunsun. Şimdi biz hücreleri yapılarına göre ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Prokaryotik hücre ve ökaryotik hücre. Ben ilk önce bu videoda size bunları karşılaştıracağım. Daha sonra biz ökaryotik bir hücrenin içerisinde neler var, bunları işleyeceğiz. Peki nasıl işleyeceğiz? Normalde önce hücre zarından başlayıp hani dıştan içe doğru işliyoruz ama ben Campbell'a göre gitmek istiyorum arkadaşlar. Normal ÖABT kitaplarına baktığınız zaman ilk önce hücre zarından, hücre çeperinden başlıyor, içeriye doğru gidiyor. Biz ne yapalım? Çekirdekten başlayalım.
Daha sonra çekirdeği anlatalım. Zaten daha yeni DNA'yı, RNA'yı gördük. Hani DNA, RNA da çekirdekte bulunuyor. Buradan çekirdeğin yapısından işte organeller, oradan da hücre zarı diyelim. Hücre zarından madde taşımaları diyelim ve hücreyi bitirelim. Bu şekilde anlatmak istiyorum. Böyle devam edelim arkadaşlar. O zaman ilk önce bir prokaryot ve ökaryot hücreyi karşılaştıralım. Ne dedik? Hücreler yapısına göre ikiye ayrılır. İkiye ayrılır. Neydi bunlar? Prokaryot ve ökaryot hücre. Şöyle ayırıyorum. Prokaryot hücre, ökaryot hücre. Bu bilgiler aslında bizim TET'de de verdiğimiz bilgilerdir arkadaşlar. Hani çok da fazla bir detayı yok. Prokaryotta ne var, ökaryotta ne var, bunlara bakacağız. Ama işte ökaryot hücrenin içerisine girdiğimiz zaman asıl detaylar bizi orada bekliyor. Çekirdeğin detayları, işte organellerin detayları bizi orada bekliyor. Daha detaylı şekilde anlatacağım size. Şimdi bakalım prokaryot hücrede ne var? Arkadaşlar, prokaryot hücrede zarla çevrili bir kalıtım maddesi yoktur. Yani kalıtım maddesi nerededir? Sitoplazmadadır. Zaten prokaryot hücre ilkel hücredir. İlk önce onu yazayım. İlkel hücre veya ilk hücredir arkadaşlar. Ökaryot hücre de gelişmiş hücredir. Gelişmiş hücredir. Prokaryot hücrede zarla çevrili organel yoktur. Bu yüzden de kalıtım maddesi nerededir? Sitoplazmadadır. Yani DNA sitoplazmada dağınıktır. Ayrıca şunu da yazayım. DNA halkasaldır arkadaşlar. Halkasaldır. Yani iki ucu birleşiktir. Öyle düşün. Ökaryot hücreye baktığımız zaman ökaryot hücrede DNA nerededir? Ana DNA'yı söylüyoruz tabii ki. DNA çekirdektedir. Ve arkadaşlar DNA doğrusaldır. Bu arada unutmayın ana DNA'dan bahsediyorum. Mitokondri ve kloroplastta bulunan DNA'dan bahsetmiyorum. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar prokaryot hücrelerde organel olarak sadece ribozom bulunur. Neden ribozom bulunuyor? Çünkü protein sentezinin görevini yapıyor ribozom. Hatta şöyle bir ribozomu kısaca hatırlayalım. Yapısında ne vardı? Ribozomal RNA ve protein vardı. Nerede üretiliyordu? Hücrede çekirdekçikte üretiliyor. Ribozomal RNA. Daha sonra işte hücrenin içerisinde bulunan şeyler, proteinler alınıyor, birleştiriliyor ve ribozom oluşturuluyor. Ribozomun hatta 3 tane bölgesi vardı. İşte büyük alt birim, küçük alt birim diye ikiye ayrılıyor ya. Daha sonra üstünde de 3 bölge vardı. Neydi bunlar? A bölgesi, değil mi? P bölgesi ve E bölgesi arkadaşlar. Bunlar da ribozomun yapısı. Ribozom bulunmasının sebebi protein sentezinden kaynaklıdır. Tüm canlılar protein sentezlediği için mecburen ribozom bulunması gerekiyor. Burada da aynı şekilde ribozom bulunur. Peki şimdi gelelim ne bulunmaz? Arkadaşlar, prokaryot hücrelerde zarla çevrili, bakın zarla çevrili organel yok. Zarla çevrili organel yok ama ökaryot hücrelerde zarla çevrili organel var. Yani her ne görev yapıyorsa bunları o zarlı organellerin içerisinde yapıyor ökaryot hücre. Ama prokaryot hücre her ne yapıyorsa sitoplazmada gerçekleştiriyor. Bu yüzden prokaryot hücreler biraz daha basit yapılı hücrelerdir. Ökaryot hücreler daha böyle karmaşık yapılı, daha gelişmiş hücrelerdir. Evet, prokaryot hücrede şimdi zarla çevrili organel yok. Buna bağlı olarak çekirdeği de yoktur zaten. Ama biz yine ayrıca bir şey olarak yazalım, madde olarak yazalım. Çekirdek yoktur. Ökaryotlarda çekirdek vardır. Zaten DNA'da çekirdeğin içerisindedir. Arkadaşlar, prokaryotlarda eğer ki oksijenli solunum yapıyorsa mezozom dediğimiz yapılar bulunur. Mezozom dediğimiz yapılarda hücre zarının kıvrım oluşturduğu yerler bulunur. Buralarda oksijenli solunumu yapar. Ama ökaryotlarda mitokondri dediğimiz yapılar vardır. Bunlar da yapar. Şimdi ben bu detayları zaten işte bakterileri anlatırken vereceğim. O yüzden burada tekrardan yazmıyorum. Şimdi prokaryot hücre yapısına sahip canlılardan bahsedelim. Kimler prokaryot hücre yapısına sahiptir? Bakteriler ve arkeler. Şimdi arkelerin diğer adı arkebakteri. Arkebakteriler. Eskiden arkeler bakterilerle birlikte inceleniyormuş ama
Akenlerin de hücre duvarının yapısının farklı olduğu gözlenmiş arkadaşlar. Yine bazı bir takım farklılıklar da var. Mesela bakterilerde histon proteini yokken akenlerde histon proteini var. Bu yüzden de birbirinden ayrılmış daha sonra bakteriler ve akenler olarak ayrı alem içerisinde inceliyoruz. Ökaryotlar ise bakın basitten gelişmişe doğru yazıyorum. Protistalar, bitkiler, mantarlar. Aslında bitki mi daha gelişmiş, mantar mı daha gelişmiştir bilemem ama mantarlar bitki ve hayvan arasında geçiş maddesidir. Yani geçiş canlısıdır. Bu yüzden de sırasıyla bu şekilde yazdım arkadaşlar. Basitten gelişmişe demeyeyim de hani işleyeceğimiz sırası bu şekildedir. İlk önce protista işleyeceğiz. Canlıların sınıflandırılması konusuna geldiğimizde bitkiler, mantarlar ve hayvanlar şeklinde işleyip gideceğiz. Evet, bunlar da ökaryotik hücre yapısına sahip canlılardır arkadaşlar. Karşılaştırmamız bu şekilde. Şimdi gelelim prokaryot ve ökaryotları yazdıktan sonra bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları arkadaşlar. Şöyle yazayım. Farklı bir renkle yazayım hatta. Şöyle bitki hücresi diyelim. Bitki hücresi. Bunu da burada vereyim. Şuraya da hayvan hücresi diyelim. İkisi arasındaki farkları vereyim. Bu videoyu burada bitirelim. Daha sonra zaten detaylara gireceğiz. Arkadaşlar, bitki hücresine baktığınız zaman bitki hücresinde hücre duvarı vardır bakın. Hücre duvarı var. Hayvan hücresinde hücre duvarı yok. Hücre duvarı yok. Daha sonra bitki hücresinde bakın organel olarak plastitler var. Plastitler dediğimiz kloroplast, kromoplast, lökoplasttır. Plastitler var. Hayvan hücresinde plastit yok. Plastitler yok. Şimdi bitkideki var olanları yazdık. Gelelim hayvanlara. Arkadaşlar hayvan hücresinde sentrozom, bakın sentrozom, lizozom vardır. Lizozom vardır. Ama bitki hücresinde yok. Sentrozom, lizozom yok. Şimdi bu lizozomu bitki hücresi için gelişmiş bitkilerde yok diyorlar. Hani basit yapılı bitkilerde bulunabiliyor ama bitki geliştikçe lizozomunu kaybediyor arkadaşlar. Lizozom hücre içi sindirim yapan organeldir. Sentrozom da iğ ipliklerini oluşturuyor bölünme sırasında. Bu yüzden bitkilerde yok, hayvan hücresinde vardır arkadaşlar. Daha sonra bakayım bitki hayvan hücresi karşılaştırma bakımından. Mitokondrileri her ikisinde de var. Sentrozomu, lizozomu söyledik. Kloroplast yok dedik. Evet, bitki hücresi fotosentez yaparken bakın. Fotosentez yapar. Hayvan hücresi fotosentez yapamaz arkadaşlar. Fotosentez yapamaz. Evet, ikisi de çok hücreli canlılardır. Tek hücreli örnekleri vardır ama hani genellikle çok hücreli canlılardır diye kabul ediyoruz. Bu şekilde bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılması arkadaşlar. Zaten şekil olarak da çok güzel bir şekilde göreceğiz. Hani ben o şekilleri çıkarmaya veya çizmeye çalışacağım. Şekil olarak da size göstereceğim. Bu arada şunu da yazayım. Bitki hücresinde besin kofolu yoktur. Besin kofolu oluşmaz. Neden? Hemen söyleyeyim. Şuraya da yazalım besin kofolu oluşur diye. Hücre zarında madde geçişlerine geldiğim zaman bunun sebebini daha iyi bir şekilde açıklayacağım ama burada bahsedeyim. Arkadaşlar besin kofolu oluşabilmesi için yalancı ayak oluşturulup bir besinin içeriye alınması lazım. O besinle birlikte o etrafına zar çevrilmiş besine biz besin kofolu diyoruz. Şimdi bitki hücresinde hücre duvarı olduğu için bu yalancı ayak oluşumuna izin vermiyor. Bu yüzden de bitki yalancı ayak oluşturamadığı için besini direkt o şekilde içeriye alamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla besin kofolu oluşumu gözlenmiyor. Ama hayvan hücresinde besin kofolu oluşuyor. Peki hücre duvarı olduğu için bitki hücresinde oluşamıyorsa hücre duvarı olan canlılarda besin kofolu oluşamaz diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla besin kofolu sadece hücre duvarı olmayan işte hayvan hücresinde oluşabilir. Diğer hücre duvarı bulunan canlılarda oluşamaz. Evet, bu şekilde karşılaştırmamızı yaptık. Bir sonraki videoda ökaryotik hücreye giriş yapacağız. Çekirdekten başlayacağız. İçeriden başlayıp dışarıya doğru işleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.